Müvekkil Erhan Odabaş 6 Şubat tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda evinde gözaltına alınıyor. Ve 9 Şubat tarihinde ise tutuklanıyor. Sulh Ceza Hakimliği'nin verdiği kararla birlikte tutuklanıyor. Müvekkille birlikte 48 kişi de tutuklanıyor. Ve tutuklamaya sevk edilen 48 kişinin tamamı tutuklanıyor. Ve tamamı hakkında da aynı gerekçeler ileri sürülüyor. Ne müvekkil hakkında ne diğer şüpheliler hakkında özel bir isnat edilmeden tamamen kopyala yapıştır bir tutuklama gerekçesiyle birlikte hakkında bu karar veriliyor. Bu karara karşı itirazlarımız da ne yazık ki şu aşamaya kadar sonuçsuz kaldı. Dosyanın içeriğine baktığımızda ise müvekkilin tutuklanmasını gerektirecek bir kuvvetli suç şüphesi, müvekkilin delilleri ortadan kaldıracağına dair herhangi bir somut veri ya da başkaca bir tutuklama sebebi olmamasına rağmen ne yazık ki bu tutuklama kararıyla karşı karşıya tamamen yasanın belirttiği şartlara aykırı bir karar olduğunu görüyoruz. Ayrıca müvekkilin şöyle bir özel durumu da var. 2018'den beri kanser tedavisi görüyor. Vücuduna çok kolay bir şekilde yayılan bir kanser hastalığı var. Yumuşak doku kanseri diye tanımlanıyor. Ve bununla ilgili tedavisi devam etmesi gerekiyor ama ne yazık ki müvekkil hem bu hukuksuz tutuklama kararının yanında eğer ki İstanbul'da bir cezaevinde tutuklu kalıyor olsaydı kanser hastalığına ilişkin de tedavi süreci devam edebilirdi İstanbul Tıp Fakültesi Onkoloji Enstitüsü'nde. Ama ne yazık ki tutuklandıktan yaklaşık 20 gün sonra Ankara'ya nakilli gönderiliyor ve neredeyse bu hukuksuz kararınla birlikte sağlık hakkına erişimi de tamamen elinden alınıyor. Bununla ilgili sürekli olarak cezaevi idaresine hastaneye sevki için ve İstanbul'a sevki için dilekçeler sunsak da hem kendisi hem bizler hem eşi dilekçeler sunsak da ne yazık ki bu dilekçeler sonuçsuz kaldı bu zamana kadar. Artık hayati sorunları vardı. Çünkü kullandığı ilaçlar, özellikle kanser ilaçları ciddi bir nabız düşüklüğü oluşturuyordu müvekkilde. Bu nabız düşüklüğü hani ölüm tehlikesi de yaratıyordu. Ama buna rağmen tedavisi engelleniyor. Neyse ki şimdilik yanına iki kişi daha koydular. En azından bir ağırlaştığı durumda haber verebileceği bir durum oluşabildi. Ama onun dışındaki İstanbul'a nakil talepleri ne yazık ki hala karşılanamadı. Ve bizlerin de defalarca sağlık raporlarını sunmuş olmamıza rağmen Cumhuriyet Savcılığı'na müvekkilin tahliyesi bu aşamaya kadar gerçekleşmedi. Ayrıca bizim müvekkille ilgili, Eren Odabaş'la ilgili geçen hafta İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü'nün hazırladığı bir rapor elimize geçti. Ve bu raporda hastanın yakın onkolojik takipte olmasının hayati olduğunu, bu hastalığın çok hızlı bir şekilde ilerlediğini ve bu ilerlemelere karşı sağlık hakkının, tedavi hakkının istisnasız uygulanması gerektiğine dair bir raporda temin ettik. Bu rapora rağmen, bu raporu da yine savcılığa sunmuş olmamıza rağmen ne yazık ki tahliyesi ve İstanbul'a nakli, İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü'ndeki tedavi hakkı engellenmeye devam ediyor. Eren Odabaşı'nın vekili olarak benim ve ailesinin şöyle bir talebi var. Bu çok temel insani bir talep. Öncelik olarak sağlık hakkına kavuşabilmesi için tahliye edilmesi gerekmekte. Ortada zaten müvekkilin suçlu olduğuna dair bir kuvvetli suç şüphesi oluşturacak bir delil bulunmamakta. Müvekkil ailesiyle birlikte yaşamakta, eşine, çocuğuna, ailesine bakmakla yükümlü. 1,5 yaşında bir bebeği var. Bunlara bakmakla yükümlü ve ayrıca böyle bir sağlık problemiyle uğraşmaktadır. O yüzden öncelikli olarak tahliye edilmesi gerekmektedir. Diğer bir durumda da sağlık hakkına erişimi hızlı bir şekilde çözülmesi gerekmektedir. Bu hastalık
aldığımız son raporlarda da özellikle vurgulandığı üzere çok kolay bir şekilde insan vücuduna yayılabilen bir hastalık ve bu yayıldığı takdirde de artık önlenemez durumlar ortaya çıkabilir. Hayati risk altındadır ve yaşam hakkı açısından, sağlığa erişim hakkı açısından, adil yargılanma hakkı açısından, hukuk güvenliği açısından müvekkilin ivedi şekilde serbest bırakılması gerekmektedir. Ayrıca bir kanser hastasının da böyle bir cezaevinde neredeyse havalandırma hakkının tamamen elinden alındığı, güneş dahi göremediği bir hücrede, bir cezaevi koşullarında kalması çok daha ağır bir insan hakları ihlali olduğunu düşünmekteyiz. Bunun da en kısa zamanda bu cezaevlerin, bu tip cezaevlerin ortadan kaldırılmasını ve insan haklarına uygun bir yapıya ulaşmasını gerektiğini düşünüyorum.